Bu sefer çok değişik bir formatla karşınızdayım. Şu anda belki tenimin renginden fark etmişsinizdir. Kaş'tayım ve tatildeyim. Ama bugün değişik bir yere getirdim sizi. Düşler Akademisi'ndeyim. Düşler Akademisi'nin kurucusu Ercan Tutal'la kısa bir söyleşi yaptım. Umarım beğenirsiniz ve size de ilham olur. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim Ercan abi. Bir öncelikle izleyenlere bir kendinizi tanıtır mısınız? Alternatif Yaşam Derneği gibi bir sivil toplum örgütünün kurucusu, bir sosyal girişimciyim. Almanya'da eğitim aldım. İngiliz ve İtalyan dili edebiyatı okudum. Bir yandan dünyayı gezip, bir yandan Avrupa'da yaşantımı ve ikinci eğitim hayatımı sürdürürken çok güzel bir şey oldu aslında benim hayatımda. Bir dönüm noktası oldu ve engellilerin sosyal hayata aktif ve eşit katılımını gözlemleme fırsatım oldu. Bu fırsattan yola çıkarak da kendi kişisel kariyerimi ve işte yaşam beklentilerimi ve planlarımı erteleyerek Türkiye'ye geri dönme kararı aldım. Dolayısıyla işte bu şekilde birdenbire hayatına yepyeni yol vermiş bir sivil toplum örgüt kurucusu olarak Türkiye'ye döndüm. 22 senedir de 365 gün non-stop her gün engelsiz bir yaşam mümkün mü sorusuna evet diye cevap verip alternatif, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreten, bunları sahada uygulayan bir sivil toplum örgütü gönüllüsüyüm diyelim. Peki o sizin tam olarak buna karar verdiğiniz an ne oldu? Yurt dışına gittiniz, bu örnekleri gördünüz ama o bir şey, bir yerde bir şey klik etti. Size o motive eden sebep ne oldu? Aslında çok net şeyler oldu, evet doğru. Çünkü planlarımda yoktu. Fakat tabii şimdi oradaki düzenli sosyal hizmet sistemini gözlemleyip onun içerisinde yaşarken hayatın hangi alanına girerseniz girin, hangi sektörde bulunursanız bulunun, o özellikle bizimki gibi ülkelerden gelen kimseler açısından çok daha çarpıcı olabiliyor tabii. Bakıyorsunuz gittiğiniz iş yerinde patron olarak karşınıza çok ağır engeli olan, işte akülü sandalyelerde, işte cihazlara bağlanmış olarak karşınıza çıkan ve sizinle sohbet edip işe alınıp alınmamanıza karar veren bir yönetici çıkabiliyor karşınıza. Spor yapmaya gittiğinizde yan kulvarınızda işte bacakları olmadığı halde sizden daha hızlı yüzen bir yüzücü, ampute bir yüzücüyle karşılaşıyorsunuz. İşte gece diskoteye gidip eğlenmek, dans etmek istediğinizde bir anda 8-10 tane tekerlekli sandalyeli bireyin özgürce gelip orada dans edip sonra yine geldikleri gibi böyle çekip çok rahatlıkla gittiklerine tanık oluyorsunuz. Bu hayatın içerisinde o kadar sık oluyor ki, ya bir dakika, bizim ülkemizde böyle şeyler yok ama burada niçin bu kadar çok fazla engelli var ve bu insanlar bu hayatın akış hızı içerisinde bu kadar hızlı ve dinamik ne kadar rahat hareket ediyorlar diye düşündüğünüzde bir arka plan araştırması yapmanız gerekiyor. İkinci çeye baktığınızda, duvarın arka tarafına baktığınızda bir görüyorsunuz ki önceden alınmış erişilebilirlik düzenlemeleri, işte güvenli alan düzenlemeleri vesaire gibi bir altyapı var karşınızda. Bu çok çarpıcı. Çok insana dair ve çok insana yakışır bir durum. Bundan etkilenmemek mümkün değil. Yani bu gibi yaşadığım böyle 5-6 tane olayın ve hani ya pes artık, bu kadarı da olmaz dedirten, işte ne bileyim mesela 4 uzvuda olmadığı halde kendi aracını, minibüsünü kullanarak, bilgisayar donanımlı bir sistemle arabasını kullanarak evinin taşınmasını organize eden birini gördüğümde, yok ya bu mutlaka Türkiye'de böyle şeyler olması lazım, bunu da birilerinin yapması gerekiyor, niye ben değilim deyip geri döndüm ya. Peki şimdi bulunduğumuz mekan itibariyle konuşalım. Özellikle Düşler Akademisi'nin bir hikayesini bize anlatırsanız, nasıl başladı bu yolculuk? Alternatif Yaşam Derneği'nin diğer projelerinde ilerleyen dakikalarda bir değinelim ama Düşler Akademisi'nin çıkış hikayesi nedir ve neden kurulmuş? Yani çok güzel ki şu anda Kaş'taki Düşler Akademisi'ndeyiz. Burası bir köy enstitüsü ve onun bir modern versiyonudur aslında. 2014 yılında burada faaliyet başladı. Fakat Düşler Akademisi ise öncelikli olarak İstanbul'da 2008 Kasım ayında
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, işte Türkiye Vodafone Vakfı ve Alternatif Yaşam Derneği ve Kalkınma Bakanlığı'nın çapraz sektörel dediğimiz bu sağlam işbirliği ayakları üzerine oturan bir alternatif bir sanat akademisi olarak böyle bir ihtiyacı kapamak üzere başlayan bir projedir. Çünkü Alternatif Yaşam Derneği kuruluşundan itibaren yani 22 senelik yolculuğu içerisinde hep şuna inandı. O biraz önce işte Avrupa'daki hallerden etkilenmiş bir sivil toplum örgütü olarak her şeyin mümkün olduğuna inandığımız için, fakat bunu o güne kadar yapılamamış, gerçekleştirilememiş, resmi, klasik bir takım yöntemlerle sonuca ulaşılamamışsa, o zaman alternatif ve yenilikçi bir yöntemle bunu yapmak lazım. O yüzden derneğimizin adı Alternatif Yaşam Derneği'dir zaten. Yenilikçi yöntemler ise dönemin ihtiyaçlarına uygun, teknolojiyi takip eden, işte uluslararası söylemi takip eden, işte oralarda ne olduğunu çok yakından izleyen bir yaklaşım içerisinde olduk hep. Alternatif kamplarda almak özgürlüktür programları filan. Yani Türkiye'deki engelliliklerinden dolayı sosyal hayatın tamamen dışında bırakılan herkese geliştirdiğimiz projelerle öylesine yakın, sıcak temas kurduk ve onları o kadar çok kapsadık ve içeriye aldık ki bu süreçler içerisinde şeyi çok gözlemleme şansım oldu. Ya tamam, bu kadar kişiyle biz yüz yüze geliyoruz, tanışıyoruz falan, ama karşılaştığımız herkes bir cevher. Ve Ersoy gözleriyle değil, vücudunun tüm hücreleriyle görüyordu. Ya çok güzel şarkı söylüyor, ya bir enstrümana aşık, bir düşlerinde kurduğu bir şey var. Piyano çalmak istiyor ama hiç o güne kadar böyle bir fırsat olmamış. Ve sistemin, maalesef ülkemizdeki eğitim sisteminin elitist, dışlayıcı ve yok sayan davranışları, yaklaşımları nedeniyle de bir türlü o sanat akademilerine, okullarına, üniversitelere girememiş kimselerle karşılaştık. Bu Düşler Akademisi fikri de işte alternatif kampta karşılaştığımız bu kişileri bu sefer sanatın bütün eğitim, üretim, tüketim süreçleriyle buluşturma iddiasıyla kuruldu. Çünkü işte Kütahya'da ya da bilmem Adıyaman'da ya da Diyarbakır'da, Samsun'da ücra bir köşede kendisini keşfedilmesini bekleyen bir ressam, bir müzisyen, bir vokalist, işte bir enstrümanist, belki bir heykeltıraş vardı ama onlar engelli olduğu için dışlanmışlardı. Yoktular. İşte maddi olanakları yeterli değildi. Sistem kabul etmiyordu. Birilerinin onlara özgürce, hiç tereddüt etmeden düşlerini gerçekleştirecek bir alan yaratması gerekiyordu. Düşler Akademisi'ni kurduk. Ve kurulduğu günden beri, 2008'den beri binlerce Türkiye'nin her köşesinden gencin gerçekten düşlerinin gerçekleştiği, işte kemansa keman, gitarsa gitar, piyanoysa piyano, sahneye çıkıp dans etmekse evet, vokal yapmaksa evet, enstrüman çalmaksa evet, bütün bu olanakları sağlayan bir alternatif bir kurum olarak Türkiye'nin sanat gündemine ve ana akım sanat gündemine engellilerin gerçekte var olduğunu, üretici ve tüketici olarak hem de var olduğunu, bazen izleyici olarak, bazen onu yapan, üreten ve performe eden, sanatı sergileyen kişi olduğunu gösteren bir şey, program oldu. Ne güzel ki iddia ettiği ve taahhüt ettiği her şeyi, yani misyonunu sonuna kadar tamamlamış bir projedir. Belki de artık bu söylemlere ihtiyaç bile kalmadı Türkiye'de. Çünkü artık hangi kültürel mekana giderseniz gidin, orada bir engelli tuvaletine, engellilerin rahat içeriye girebilecekleri bir girişe, yükseltilmiş bir izleme platformuna rastlayabilirsiniz. Bunların hepsinin arkasında Düşler Akademisi vardır aslında. Peki
bu işin iki ayağı var. Bir engelli bireyler tarafı var, bir de gönüllülük esasına göre çalışıyorsunuz burada, ama gönüllülük esasına geçmeden önce şeyi merak ediyorum. Engelli bireylerin buradaki yolculuğu nasıl? İlk sizi nasıl buluyorlar? Buraya nasıl ulaşıyorlar? Buradaki programlarınız neleri kapsıyor 3 aşağı 5 yukarı? Nelerle karşılaşıyorlar kısaca buraya geldiklerinde? Bize ulaşmak çok kolay. Belki başlangıçta zordu ama bu geçen yıllar içerisinde tabii Alternatif Yaşam Derneği başka onlarca program da yürüttüğü için bir süre sonra tabii medyada bilinir, izlenir, takip edilir bir kimliğe erişti. Tabii ki internet, işte bütün online mecralar kullanılarak bize erişirler. Bizim yaptığımız saha ziyaretleri sayesinde kurumlarla tanışırız ve onların üyelerini davet ederiz. Ve yıllar içerisinde de konuk olarak ağırladığımız kurumların hepsi buradan etkilenmiş olarak, bir şeyler öğrenmiş olarak ve hayatlarında birçok değişiklik yaşamış olarak geri döndükleri için onlar bizim tanıtımımızı ve reklamımızı yaparlar, duyururlar. Onlardan duyan başkaları bize gelip katılmak ister. Dolayısıyla böyle çok dolaysız ulaşılabilecek, şeffaf, kapıları açık bir kurum olduğumuz için de Türkiye'nin herhalde ağırlamadığımız, gencini ağırlamadığımız herhangi bir ili kalmamıştır. Bu arada tabii biz de aşağı yukarı 8-10 il gezerek gezici bir takım etkinlikler de düzenledik. Bir de tabii sanatın böyle bir şeyi vardır. Mesaj veren, devindiren, işte yakalayan bir, yani güçlü dönüştüren bir gücü de var. Sanat aracılığıyla işte iyi bir parça yaptığınız zaman, iyi bir eser sergilediğiniz zaman o aslında mesajı biraz daha hızlı iletiyor. O yüzden bize çok çabuk ulaşırlar. Burada kapsayıcı bir yaklaşımımız var bizim. Herhangi bir engel grubuna yönelik bir kurum değiliz. Yani sadece Down sendromlu çocuklar, sadece otizmli bireyler, sadece tekerlekli sandalye kullanan bireyler geliyor gibi bir şey yaşamadık biz hiç. Çünkü Türkiye'de şu ya da bu nedenle sosyal yaşamın bütün olanaklarından dışlanmış herkese kapımızı açtık. Tabii ki gelir durumlarını düşünerek, ülkenin ekonomik durumunu düşünerek ücretsiz olarak bunu yaptık. Bu tabii bizi çok erişilebilir kıldı. Yani mekanımız ve açtığımız bütün tesislerimiz %100 ulaşılabilir. Yani fiziki koşullar olarak %100 ulaşılabilir mekanlar olduğu için erişilebilirliği, ulaşılabilirliği, güvenli alan olmasını falan sağlayıp bir de içeride vermiş olduğumuz hizmetin standardını da çok yukarıya taşıdığımızda, ki bunu gönüller aracılığıyla yaptık. İşte kapılar yapmadık ki tereddütsüz içeriye girilebilsin diye. Duyurularımızı işte bütün şeyleri kullanarak, kapsayıcı yaklaşımlarla, işte bazen işaret diliyle yaptık, bazen işte sesli betimlemelerle yaptık, bütün kanallara ulaşabilelim diye. Gönüllülüğe gelince de bizde engelli ve engelsiz, gönüllü, gönülsüz, işte gönüllü ama engelliler ayrı, katılımcı, işte gönüllüler farklı gibi bir ayrım hiçbir zaman olmadı. Alternatif Yaşam Derneği'nin yönetiminde olmak için gönüllü olmak ve engelli olmak olmamak gibi ayrımlar da yoktur. Eğitmen olmak için eğitmensinizdir ama görmüyorsunuzdur. Eğitmensinizdir ama işitmiyorsunuzdur. İşte gönüllüsünüzdür ama görüyorsunuzdur, işitiyorsunuzdur vesaire filan. Dolayısıyla gerçek anlamda o toplumsal dahil etme, yani social inclusion dediğimiz olayı, diversity inclusion, bugünlerde herkesin çok böyle sükseli olarak kullanmaya çalıştığı bu kavramları 22 senedir gerçek yaşam kültürümüzün DNA'sında var olarak hayatın içerisinde uyguluyoruz. Uluslararası bir gönüllülük network'ümüz var. Dünyanın her köşesinden, Amerika'dan, Vietnam'dan, Kamboçya'dan, işte Kolombiya'dan, Kanada'dan, Bulgaristan'dan, aklınıza neresi, Japonya'dan, Güney Kore'den gönüllüler gelir. Binlercesi bugüne kadar bu 22 senelik yolculuk içerisinde gelip burada kısa, orta ve uzun dönemli gönüllülük hizmetinde bulunmuşlardır. Burada öğrendikleri ve edindikleri deneyimlerle kendi ülkelerine geri döndüklerinde ya okul branşlarında yükselme, ya işte işe girme referanslarını bizden aldıkları için mutlak olarak o pozisyonlara geçmişlerdi falan. Yani gönüllünün hayatında da çok önemli değişikliklere ve etkilere yol açan bir gönüllülük programı uygulanıyor burada. Çok gerçekçi, çok hayatın içerisinden bir şey. Aynı şey tabii katılımcı dediğimiz, işte engellenmiş bireyler için de geçerli. Burası gönüllü konaklama ünitesi. 44 kişilik. 4'er kişilik odalar var. Hepsinde klima var. 2 tane de 2 kişilik oda var. Dünyanın her tarafından buraya gönüllülük yapmak için olan gelmiş gençler kısa, orta ve uzun vadeli
süreçlerde burada kaldıkları için burada konaklıyorlar. Dolayısıyla aşağı yukarı 30-40 kişilik bir gönüllülük kapasitesi var. Düşler Akademisi'ndeki en önemli şey aslında program birebir katılımcıyla gönüllüyü eşleştirmek. Bu Avrupa'da oran aslında 5 engelli katılımcı 2 asistan şeklindedir. 5'e 2'dir. Bizde birebir. O yüzden emniyet standartları, işte güvenlik ve tabii ki memnuniyet yüzdesi çok fazladır burada. Peki buraya geldiklerinde ne kadar süreyle kalıyor gönüllüler? Kısa dönemli, bazen 2-3 gün, bazen bir hafta, bazen bir ay, bazen 3 ay, bazen 6 ay. Gelen kişinin ayrıca kaliteli zamana bağlı. Tematik bir şey gönüllüsü ise, kamp gönüllüsü ise, o tematik kamp ne kadar sürüyorsa bir hafta, o bir hafta kalır. Ama değilse buradaki genel bütün işlerde görev almak isteyen, genel bir gönüllülük profili içinde geliyorsa daha uzun süre kalabilir. Staff gönüllülerimiz ya da eğitmen gönüllülerimiz var. Onlar biraz daha uzun süreli kalabiliyorlar. Örneğin buradaki bir eğitim programında işte bütün yaz boyunca katılımcılara yüzme öğreteceğim diye buraya gelen bir yüzme öğretmeni ya da ne bileyim toplumsal cinsiyet eğitimlerini hep ben vereyim diyen bir eğitmen burada 2 ay, 3 ay, 4 ay vakit geçirebilir. Hazır social inclusion'dan bahsetmişken bir social inclusion bende bir değinelim. Hatta bu sene sanırım Kaş Jazz Festivali'nde de sahne aldılar yanılmıyorsam. Geçen sene Kaş Jazz Festivali'nde sahne aldık. Bu sene Kaş Jazz Festivali'nde çok güzel bir şey vardı, program vardı. Çok değerli sanatçılarla beraber. Üçüncü gün biz de tekrar sahne alacaktık. Ama son gün bir şekilde pandemi nedeniyle iptal oldu. Çok üzüldük. Çok iyi hazırlık yapılmıştı çünkü. Ve bu Jazz Festivali'ne geçen sene gelen sanatçılar, bu sene gelmeyi taahhüt eden sanatçılar, Mehmet Ulu Müzik Evi adını verdiğimiz MUME Müzik Evimiz'de, ki Düşler Akademisi'nin içerisinde çok yüksek standartlarda bir müzik evimiz vardır. Birazdan çekeceğiz orayı da. Social Inclusion Band'in yönetimindedir. Burada gelip hani birlikte improvize müzikler yapılır, kayıtlar yapılır. Bir sosyal işletmedir. Dolayısıyla Türkiye'deki bütün müzisyenler, genç, olgun, yetişkin ve hangi türde müzik yapıyorlarsa yapsınlar, sosyal fayda üretmek istiyorlarsa Düşler Akademisi'nin bünyesindeki bu MUME Müzik Evi'nde hizmet satın alabilirler, gelebilirler. Biz tabii ki onlara çok yardımcı oluruz. Dolayısıyla bir yandan da hem kendi sanatlarını icra ederken bir taraftan bize destek olmuş olabilirler. Social Inclusion Band'in hikayesinde çok küçücük bir anekdot var. Belki anlatmak iyi olabilir. 10 sene önce, 11 sene önce kurulmuş bir orkestradır ve ilk kurulduğu zaman yakın network'ümüzdeki herkes niçin Social Inclusion Band, böyle orkestra ismi mi olur, işte ne demektir, işte vesaire, işte orkestranın geleceğini etkiliyorsunuz da falan filan. Aslında acayip bir tanınırlık, o kavramı görünür kıldınız bu şekilde. Evet, yani çünkü bu bir tabii ki Alternatif Yaşam Derneği'nin vizyonuyla ilgili bir şeydi. O yıllarda işte 2009 yılında kurulduğunda 2008 hemen Düşler Akademisi'nin içinden doğmuş bir şeydir Social Inclusion Band. Oradaki iddia şuydu. Müzik herkes için ve herkesle yapılabilir. Müzik yaparken elitist bir tutumla gören görmeyen, işiten işitmeyen, işte yürüyen yürümeyen ve benzeri gibi ayrımlar olmaz. Ama bu oluyordu tabii. Social Inclusion Band engellenmiş bu tip müzisyenlerle, yetenekli insanlarla profesyonel müzisyenlerin birlikte sahneye çıkması konseptidir. Ve nitekim geçen sene Avrupa Jazz Network'ü, bütün bir Avrupa'daki caz festivallerini organize eden network, kendilerine yeni dönem stratejisi olarak Social Inclusion'ı ana hedef konu olarak aldılar bizden 12 sene sonra. Yani oysa bizim Social Inclusion Band adında bir de grubumuz var yani. O işte grup aracılığıyla vermek istediğimiz mesaj, müziği dinleyin, müziğin kalitesinden hoşlanıyorsanız alkışlayın, biletini alın, verdiği mesajlara dikkat edin. Ha, sonra evet içindeki müzisyenlerden bazılarının işte görmediği ya da işte ne bileyim yürürken bazı sıkıntıları olduğunu sonradan fark edin. Hiçbir konserimizi fayda konseri olarak, bir charity gibi, bir yardım toplama konseri gibi, engeller yararına yapılmış konser ve benzeri de yapmadık. Social Inclusion Band bir orkestradır, sahneye çıkar ve müzik yapar. Thank you.
de benim çok eski arkadaşım Mehmet Ulu Müzik Evi'nin koordinatörü Ahmet'le beraber kısa bir söyleşi yapacağız. Biraz bakalım neler yapmış bu zamana kadar. Ahmet Bey benim çok eski arkadaşım. Bayağı 20 küsür yıl önceden beridir tanıyorum. Defalarca sahne aldık bu adamla. Artık neler çaldık, nerelerde çaldık hikayesinin sonu yok gerçekten. Bu adam burada Mehmet Ulu Müzik Evi'ndeki stüdyoyu ve daha doğrusu bu müzik evini koordine eden adam. Şimdi Ahmetciğim şeyle başlayalım mı? Stres olmadın değil mi? Yok, İyisin. Hayır, iyiyim. Bakayım elin ayağın titriyor gibi gördün de onun biraz için. Heyecanlandım. Oğlum yani o kadar eski ki bizim arkadaşlığımız. Evet. Sen şimdi bizim o sahne işlerini falan filan ayrıca bir şey bulursak video koyarız bir ara. Ama ben şeyi çok merak ediyorum. Sen nasıl buraya geldin? Kaş'a gelme hikayen ne? Burayla nasıl başladı bu yolculuk falan? Kaş'a çok 2002'de başladı. Gelip gitme mesela. Daha sonra Yaşar abi, Yaşar Kurt'la çalarken bir trafik kazası geçirdim şu bu. Böyle hem dinleneyim, kemiklerim ısınsın falan filan diye geldim. Geliş öyle geldim, kaldım. Gelişen... Kaç senesiydi? 2008. Yerleşeceğim diye geldim sene. Gelişen süreç içerisinde de Düşler Akademisi ve Ercan abiyle tanışınca olaylar buraya kadar geldi. Ama ya Ahmet inanılmaz bir yer yapmışsın burada yani. Yani evet. Gerçekten. Salt ben yaptım. Bir ekip işi yani. Çok büyük deneyimin, yıllarca süren bir deneyimin çıktısı oldu burası da. Böyle çok harika bir ekibin. Böyle Ercan abinin oluşturduğu başta o. Ve diğer bir sürü adını saymakla bitmez bir sürü arkadaşın emeği var yani. Ahmet abi, Ahmet Ulu, Mehmet Ulu'nun kardeşi. Onun büyük desteği var. Her zaman baştan beri de o destekliyor. Yani bu adam işte böyle adamlar çok mütevazı oluyorlar. Hemen fark ettiyseniz bu ekip arkadaşlığı işine bir vurgu yaptı yani. Tek başıma yapmanı falan mütevaziliği yapıyor ama burada emeğinin çok fazla olduğunu biliyorum yıllardan beri. Hatta bu Social Inclusion Band'de de bayağı onun kurulum aşamasında evet. Sen de bayağı bir çalıştın ettin. Neler yaptınız abi? Kaç senesinde kuruldu o? Neydi o çıkış fikri? Social Inclusion Band o da tam 2008'de kuruldu. Hala çekirdek kadrodan solistlerimiz var. Şilay Turan diye görmeyen bir arkadaşımız kör. Çaldık vallahi çalıyoruz işte bu pandemi yüzünden durduk kaldık. Yoksa her festivalle hem de prestijli festivallerde, prestijli salonlarda kayıtlar alıyoruz, çalıyoruz. Burada da çalıyoruz. Senin kendi çalışmaların da var bildiğim kadarıyla değil mi? Yani bir albüm falan bu ara bir şeyin üstünde çalışıyor musun? Nedir? Niyetim aslında tam bu döneme bir şey yapmaktı. Ama işte virüs meselesiyle durduk, stop ettik. Biraz daha hevesim de kaçtı aslında. Bekliyoruz bakalım ne olacak diye. Bakalım göreceğiz. Bir de bu adam tabii aktif olarak sahne hayatına da devam ediyor burada. Hatta dün akşam Eko Bar'da kendisi dinlemeye gittik. Ben bir hata yaptım tabii ki. Story çekeceğim diye dik çekmişim ama bakın koyuyorum. Şimdi biraz izleyin görüntüleri, sonra devam edeceğiz. Dediniz mi? İşte böyleydi gerçekten adamın performansı nasıl? Tam böyle salak YouTuber girişi yaptım. İyi oldu. Seni yani tekrar burada Kaş'ta görmek, senin olmak apayrı bir güzellik oldu. Çünkü güzel anılarla andığım harbiden çok tatlı, hoş, müzikal olarak bir kere yani çok güzel şeyler hatırlıyorum seninle ilgili. Buraya da İngiltere'den kalkıp gelip böyle bir şey yapıyor olman çok hoşuma gitti. Böyle ben senden daha çok heyecanlıyım yani. Duramıyorum şu anda. Belli edemiyorum falan da. Ne diyeceğimi bilemedim. Ahmetciğim senin zaten yaptıkların yeter oğlum yani. Hani yani bir şeyleri herkes her zaman sözde anlatmak durumunda değil bence yani. Senin yaptığın işler gerçekten yani çok ya buraya gelin arkadaşlar yani hani şu adamları bir tanıyın. Çok gerçekten ilham verici insanlar. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Bir güzel kalpli insanlar gerçekten. Ben de hani zamanda seninle yolumuz kesiştiği için tekrar seni gördüğümüz çok mutluyum Ahmetciğim ya. Ben de seni canım benim. Çok yani daha da binlerce kere kesişir inşallah yolumuz. Evet sarılalım. Love story. Love story. Peace out.